Pteridofita eğriltiler içerisinde yer alan Lycopodiophyta grubuna ait Psilopsida ve Lycopsida sınıflarını daha önceki sunularda inceledik. Şimdi Pteridofita eğriltiler içerisinde yer alan Ophelophyta grubu içerisindeki Sphenopsida ve Phyllicopsida sınıflarını inceleyelim. Sphenopsida at kuyrukları sınıfı yaprakların verticillat oluşu ve nodyumları ile tipiktir. Şekilde gördüğünüz gibi verticillat yapraklar nodyumlarda bir eksen etrafında dizilmiş, ardı ardına dizilmiş yaprak serisinden oluşmuştur. Ekyusetum da aynı zamanda gövde üzerinde çok sayıda nodyum yer almaktadır. Yaklaşık 30 kadar türü bulunan tek bir familyaya aittir. Genellikle bataklıklarda yaşar. Gövde olukludur. Gövdeden bir kesit aldığınız zaman şekilde gördüğünüz gibi orta kısmında öz dokusunun ortadan kalkmasıyla oluşmuş şu boşluk kısım merkezi bir boşluk yer alır. Düzgün bir daire şeklinde dizilmiş iletim demetlerinin içinde ikinci bir grup boşluk meydana gelir. Bu boşluklara da karinal boşluklar denir. Şurada gördüğünüz çok sayıda küçük boşluklar. Kortekste yer alan üçüncü bir boşluk serisi vardır. Bu boşluklara da velaküler boşluklar denmektedir. Velaküler boşluklar karinal boşluklardan biraz daha büyük. Merkezi boşluk büyük ve tek bir tane boşluk. Sphenopsida sınıfında yapraklar indirgendiği için sap özümleme işlemini de üstlenmiştir. Verimli dalların ucunda sporangiyumlar başak şeklinde yer alır. Şu şekilde gördüğünüz gibi uç kısımdaki sporangiyumlar başak şeklinde bir eksen üzerinde çok sayıda sporofil ardı ardına dizilmiş. Her sporofilin alt kısmında birer sporangiyum kesesi bulunmakta. Sporangiyumların içerisinde izosporlar meydana gelir. İzosporlar dioik protalyumu meydana getirirler. Protalyumlar gelişip gametofitleri meydana getirir. Gametofitler üzerinde de arkegonyum ve anteridyumlar oluşur. Sphenopsida sınıfı içerisinde yer alan Ecyusetaceae familyasına ait Ecyusetum cinsi nemli yerlerde ve bataklıklarda yayılış gösterir. Güney Amerika'da yetişen Ecyusetum giganteum'un boyu 12 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yan tarafta görmüş olduğunuz şekil Ecyusetum giganteum'a aittir. İnsan boyu ile karşılaştırırsanız oldukça uzun görünüşlü bir bitki. Nodyumları görüyorsunuz. Çok sayıda yukarıdan aşağı doğru nodyumlara sahip. Her nodyumdan yan dallar çıkmakta ve yapraklar çıkmakta. Şimdi Ecyusetum'un gelişim evresini şekil üzerinden inceleyelim. Ecyusetum'un gelişim evresinde baskın olan safha sporofit safhadır. Sporofit safhayı gördüğünüz gibi iki farklı şekil oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi steril gövde, diğeri ise fertil gövde olmak üzere. Steril gövde üzerinde gördüğünüz gibi nodyumlardan yan dallar bol miktarda çıkarken fertil gövdeler üzerinde nodyumlardan yapraklar ve en uç kısımda bir eksen üzerinde yoğun bir şekilde dizilmiş sporofillerden oluşan bir eksen göreceğiz. Bu eksene strobilus diyoruz. Daha önceki cinslerde de bu kelimeyi kullanmıştık. Strobilus içerisindeki sporofillerin tabanında yer alan sporangiyumlar içerisinde mayoz bölünme ile yine sporlar meydana gelecek. Mayoz bölünme ile meydana gelen bu sporlara meyo sporlar demiştik. Sporların daha önce izospor şeklinde olduğunu söylemiştik. Selaginella ve izoteste olduğu gibi heterosporik sporlara sahip değiller. Sporların üst kısmında elater denen uzamış yapılar bulunmakta.
Sporlar dışarı atıldıktan sonra çimlenerek protaliumu, protaliumlarda gelişerek gametofitleri meydana getirecektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey, sporlar izosporik olmasına rağmen bu sporlardan gelişen gametofitlerin bazıları dişi, bazıları da erkek gametofitleri meydana getirecektir. Dolayısıyla biz bu yapıya diyoik yapı diyoruz. Diyoik gametofit. Dişi gametofit üzerinde yer alan arkegonyumlar içerisinde oosfer, erkek gametofit üzerinde yer alan anteridyumlar içerisinde ise burada görmüş olduğunuz gibi çok sayıda kamçılı spermatozoitler meydana gelecektir. Yine uygun ortam koşullarında ve su varlığında spermatozoitler su içerisinde hareket ederek arkegonyumun içerisindeki yumurta ile birleşecek ve zigotu meydana getirecektir. Zigot da gelişerek embriyoyu, embriyo gelişerek yeni bir sporofit bireyi meydana getirecektir. Burada tekrar işaret etmem gereken bir yer var. Embriyonun geliştiği yer. Embriyo dişi gametofit üzerinde şuralarda görmüş olduğunuz arkegonyumların içerisinde gelişir. Dolayısıyla embriyoyu besleyen ve koruyan doku dişi gametofittir. Embriyo dişi gametofit üzerinde büyüdüğü zaman şurada sporofit geliştiğini görmüştünüz. Sporofitin altında kalacak, bir müddet sonra parçalanarak yok olacaktır. Ekiüsetumun gelişim evresini çizmeye çalışalım. Ekiüsetumun gelişim evresinde baskın safhanın sporofit olduğunu söylemiştik. Sporofiti dikdörtgen olarak çizmişim. Ve 2N genoma sahip olduğunu biliyoruz. Sporofit üzerinde strobilis denen yapılar içerisinde sporangiyumlar bulunmakta. Sporangiyumlarda meyoz bölünme sonucunda meiyosporlar oluşmaktadır. Sporlar izosporik olup engonemik yapıya sahiptir. Sporların etrafında eleter denen yapılar bulunmaktadır. Sporların gelişmesiyle protaller meydana gelmekte. Protallerin gelişmesiyle de dişi ve erkek gametofit oluşmaktadır. Dişi ve erkek gametofiti üçgen olarak çizmişim. Bu canlının gelişim evresine baktığımızda sporofit safhanın ve dişi erkek gametofit safhanın şekilsel olarak birbirlerinden farklı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bu canlının gelişim evresine haplodiplont heteromor gelişim evresi diyoruz. Dişi gametofit üzerindeki arkegonyumlarda oosfer, erkek gametofit üzerindeki anteridyumlarda da spermatozoitler meydana gelecek. Oosfer ve spermatozoitin oogami şeklinde birleşmesiyle zigot oluşacak. Zigotun genomik yapısı dolayısıyla 2N olacaktır. Zigot gelişerek embriyo gelişerek ise tekrar sporofit bireyi meydana getirecektir. Burada sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu da eleter ne işe yarar? Eleter dediğimiz yer gelişim evresi üzerinde tekrar bakacak olursak sporların etrafını sarmış olan dört parçadan oluşan çıkıntılardı. Elektron mikroskobunda eleterin görüntüsünü altta köşede sizlere vermeye çalıştım. Bu elektron mikroskobu görüntüsü renklendirilmiş bir görüntü. Sporlar dışarı atılırken birbirlerine bu eleterler vasıtasıyla sarılıyorlar ve takılıyorlar. Bu elektron mikroskop görüntüsünde gördüğünüz gibi. Bu elektron mikroskobunda eleterleri birbirine takılmış ve dolanmış 1, 2, 3, 4, 5, şurada da bir tane varsa 6 tane sporun olduğunu görüyorsunuz. Eleter dediğimiz bu yapı sporların bir arada sporangiyum kesesinden dışarı atılmasını sağlayacak. Sporlardan gelişecek dişi ve erkek gametofitlerin de dolayısıyla birbirlerine yakın yerlerde gelişmesine neden olacaktır. Birbirlerine yakın yerlerde gelişen gametofitler
üzerinde yer alan spermatozoitler ve oosferler de daha kısa sürede, daha az miktarda bir suyun varlığında birbirlerine rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Tekrar şekil 4.1'e dönecek olursak, Ophelophyta grubu içerisinde yer alan en ilkel grubun Ecyusetopsida olduğunu göreceğiz. Ecyusetopsida grubunu diğer gruplardan ayıran soy hattı üzerinde ki apomorfilere dikkat edecek olursak elaterli sporların olması Ecyusetopsida'yı diğer soy hatlarından ayıran apomorfilerden biri olduğu dikkatimizi çekecektir. Ecyusetum'da sporlar genellikle kurak havalarda dışarı atılmaktadır. Sporların etrafında yer alan elaterler kurak havalarda açılır, nemli havalarda ise kapanır. Bu konuda yapılmış bir çalışmayı size göstermek istiyorum. Bu çalışmada yer alan şekil 1'de sporların etrafında yer alan eleterleri görüyorsunuz. Sporlara farklı yoğunluklarda nem uygulanmış ve en çok açılmanın %12 nemde olduğu görülmüştür. Nem oranı arttırıldıkça %89'a geldiğinde eleterlerin tamamen sporun çevresini sardığı görülmektedir. Bu çalışmada ilginç bir araştırma daha bulunmaktadır. Bu da sporların etrafını çevreleyen eleterlerin açıldığı zaman sporları yaklaşık olarak 1,5 milimlik bir seviyeye kadar yükselttiği görülmektedir. Yani sporların etrafını çevreleyen eleterler şuradaki A şeklinde görüldüğü gibi açıldığı zaman sporları yerden yaklaşık 1,5 milimetre yukarı sıçratabilmektedir. Sphenopsida sınıfı içerisinde yaşayan bireylere sahip olan familyanın Ecyusetaceae olduğunu söylemiştik. Sphenopsida sınıfı içerisinde günümüzde yaşamayan bazı familyalarda bulunmaktadır. Bu familyalardan en çok bilineni Calamitaceae'dir. Calamitaceae familyası içerisinde ise en çok bilinen cinslerden bir tanesi Annularia stellata'dır. Karboniferde yaygın olan bu bitkinin dış görünüşünü gördüğünüz gibi bir ekyusetuma benzemektedir. Ancak bunların sporlarında eleter dediğimiz yapılar bulunmamaktadır. Bu bitki İtalya ve İspanya arasında fosillerine rastlanmıştır. Fosilleri karbonlaşmış kayaçlar üzerinde yer almaktadır.